Genç bir kız kendisini İslami öğretiler üzere yetiştiren ailesinden artık sıkılıyor, onlar gibi inanmadığını onlara anlatmanın bir yolunu arıyordu. Ancak buna bir türlü cesaret edemiyor, onların vereceği tepkiden korkuyordu. Kızlarının kendileri gibi Allah'a gönülden bağlı Müslüman biri olduğunu zanneden aile ise, ellerine geçen ilk fırsatta birlikte umreye gitme planları yapıyor, ailece kutsal topraklardan feyiz ve bereket alma şerefine ulaşmayı diliyorlardı. Hal böyleyken genç kız da bir türlü gerçekleri anlatamıyor, ailesinin hevesini kursağında bırakmak istemiyordu. Bir gün okuldan eve dönen genç kız, anne babasının kendisi adına 15 günlük bir rapor aldıklarını, bir sonraki hafta umreye gideceklerini öğrenmişti. Buna yalandan yere sevinmiş gibi yaptıktan sonra içinden lanet okumuş, bu işin buralara varmasından dolayı tadı çok kaçmıştı. El mecbur ailesiyle birlikte umreye gitmek durumunda kalan genç kız, ihrama bile girmişti. Kutsal topraklara ihramsız giremeyeceğinden dolayı bu işe mecbur kalmakta onun canını çok sıkmış, büyük bir hüzün vermişti. Ne yapılacak, ne edilecek derken büyük bir hüzün yaşayan genç kız ilk gün haremde öylece oturmuştu. İkinci gün kendisine bir hat çıkardıktan sonra telefonla arkadaşlarını arayarak onlarla görüşmeye başlamıştı. O tam bir yere oturmuş telefonla konuşurken yanına yaşlı bir teyze gelmiş, ona epeyce yakın bir yerde namaza durmuştu. Genç kız onun namaza durmasına aldırış etmemiş, yüksek sesle ve küfürlü konuşmaya devam etmişti. Nasıl olsa burada herkes yabancı diyerek sözlerine dikkat etmeyen genç kız, birkaç dakika sonra namazı bitirip kendisine dönen yaşlı kadının kendi memleketinden olduğunu anlayınca büyük bir şok yaşamıştı. Yaşlı kadın, "Sözlerine dikkat et, terbiyesiz. Sen şu anda Allah'ın evindesin. Onun her an huzurundayız, tamam, ama burası Harem-i Mekke. Sen nasıl olur da bu kutsal topraklarda böyle bir terbiyesizlik yaparsın?" dedi. Genç kız kendisini haşlayan bu yaşlı kadına oldukça sinirlenmiş, "Sana ne bunak, sen kendi işine bak." dedi. Bunun üzerine yaşlı kadın bu kızla uğraşılamayacağını anlayarak orayı terk etti. Hayret ve şaşkınlık içinde oradan uzaklaşırken genç kızı Allah'a havale eden kadın çok geçmeden onun başına bir iş geldiğini duydu. Görenlere merakla neler olduğunu sorduğunda genç kızın eli kolu ters dönerek bir anda yere düşüp kaldığını, Allah'ın ruhunu oracıkta kabzettiğini anlattılar. Genç kızın Allah'ın evinde böylesine korkunç bir şekilde helak edilmesinin nedenini çok iyi bilen yaşlı kadın, başından geçen bu olayı herkese anlattı. Ailesi de yaşlı kadının dediklerini duymuş ve kızlarının yaptığı bu hatanın telafisinin olmadığını çok iyi anlamıştı. Naaşı kutsal topraklarda gömülen genç kız, ailesi tarafından başına gelen bu olay arkadaşlarına anlatılınca o gün neler söylediği ortaya çıktı. Genç kız arkadaşına şöyle demişti: "Ya annem babam beni buraya zorla getirdi. Hiç sormuyorlar bana sen Müslüman mısın değil misin diye. Ben belki onlar gibi inanmıyorum. Neden beni zorluyorlar? Karşımda duran şu taşı görsen şu an gülmekten yerlere yatarsın. Bu kadar insan buraya gelmiş bir taşın etrafında dört dönüyor. Gerçekten skandal bir durum." İşte genç kız yaşlı kadına bu sözlerden sonra laf çevirip Allah'a karşı gelmişti. Allah da onun bu meydan okumasına cevap vererek helak etmiş, yerle yeksan eylemişti. İslam'ın beş şartından bir tanesi olan hacca gitmek için Müslümanlar Mekke ve Medine'yi ziyaret etmekte ve Kabe'yi tavaf etmektedir. Hac kelimesinin kelimede geçen anlamı yönelmek ve ziyaret etmektir. İslam dininde hac, imkanı el veren her Müslüman kişinin belli bir zaman içerisinde Kabe, Arafat ve Mina ziyaretlerini yapıp buralarda bazı dini görevleri yerine getirmek şartıyla yapılan ibadete denmektedir. Hac'la ilgili ibadet Hazreti Adem'e kadar uzansa da Kur'an-ı Kerim'de Kabe'nin Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail tarafından yeniden inşa edilmesiyle Hac suresinde geçen ayetlere göre insanları hac yapmak için Mekke'ye ilk davet eden Hazreti İbrahim peygamber olmuştur. O günden bugüne tüm inananlar Kabe'yi ziyarette bulunmaktadır.